Merhaba sevgili seyirciler. Sırlı olaylarla sır kapısını yeniden aralıyoruz. İnsan doğuştan mükemmel yaratılan bir varlık. Daha doğarken bize biçilen değeri muhafaza edersek, sonsuz mutluluğun yolunda emin adımlarla yürüyebiliriz. İyilik yapma düşüncesi de doğarken hücrelerimize kodlanan bir lütuftur diyebiliriz. Fıtratına uygun yaşayan bir insanın kıt mantığımızın ötesinde lütuflara mazhar olmaması düşünülemez. Hayat işte böylesi çarpıcı ve estetik bir denge üzerine kurulmuştur. Bin yıllardır iyilik yapan hep iyilik bulmuş ve kıyamete kadar da bu böylece devam edecektir. Buyurun seyredelim. İyilik yap, iyilik bul. Ah bebeğim, süt istiyorsun biliyorum. Yine şekerli su vereceğim sana. Babamız asker, sıkacağız dişimizi. O vatan borcunu, namus borcunu ödüyor. Senin baban asker, o döndüğünde süt de alacağım sana, çikolata da. Buyur Meral abla. Mektubum var, gözün aydın. Gel otursana abla. Başka zaman kızım, çamaşırım var. Hadi hoşça kal. Güle güle abla, sağ olasın. Bakalım ne gelmiş babamızdan. Seni çok özlemiş, öpüyor. Kızım benim, her şeyim diyor. Sizleri çok özledim. Fotoğrafınız her an yanımda. Sayılı günüm kaldı. Bu kutsal görevi bitirir bitirmez sizlere kavuşacağım. Sizleri çok özledim. Sıkıntıda olduğunuzu biliyorum. Aklım sizlerde. Vatan borcu bu, namus borcu. Ben sizler için buradayım, ailem için buradayım, bütün aileler için buradayım. Bütün analar için, bütün bacılar için, bütün çocuklar için. Ve ay yıldızı bayrağımız için buradayım. Ben şehit oğluyum. Babam bu bayrak için, bu vatan için Kıbrıs'ta can vermişti. Şimdi aynı üniformayı ben giyiyorum. Sizi çok özledim. En çok da sizinle yaptığım kahvaltıları özledim. Kızımla birlikte masaya oturmayı, onun bütün sofradakileri devirmesini özledim. Umarım her şey yolundadır. Görevim bittiğinde sizlerle hasret gidereceğim. Allah'a emanet olun. İbrahim. Ben Meral teyzeni çağırayım sana biraz baksın. Az bir paramız var kızım. Onunla bakkaldan bir şeyler alayım. Evladım bir dakika. Buyur amca. Çok açım kızım. Günlerdir lokma bir şey yemedim. Sokaklardayım. Kimim kimsem yok. Bir sıcak çorbaya, bir sıcak yorgana hasretim. Zavallı adam. İyi bir insana benziyor. İnsanın başına sokacak bir evi, yatacak bir yatağı olmaması ne kötü. Evi alsam yalnızım. Konu komşu ne der? Sokakta bıraksam Allah'tan korkarım. Bir dilim ekmeğe, bir sıcak çorbaya muhtacım kızım. Bir gece daha sokakta kalmaya tahammülüm yok. Merhamet et bana, Allah rızası için. Hiç tanımadığım yaşlı bir insan benden merhamet diliyor. Sanki akrabam gibi, babam gibi. Aklım yürü git diyor, yüreğim evinin kapılarını bu yaşlı adama aç diyor. Gel benimle amca, gel benimle. Sağ ol kızım. Bir tas çorbam var, bir dilim ekmeğim var. İkiye bölerim. Madem kızım dedim bana, ben de bir evlatlık yapayım sana. Allah razı olsun kızım. Sağ olasın.
Ah canım. Al. Al canım. Hadi kızım. Yatak açtım. Uyuyun, dinlenin isterseniz. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Amca, çay yaptım. Gel sıcak bir çay iç. Amca. Amca. Zavallı adamcağız. Bizi rahatsız etmemek için erkenden gitti demek ki. Keşke bir lokma bir şey yeseydi. Aman Allah'ım. Dünyanın yiyeceği var burada. Mamalar, sütler. Para bulup da alamadığım her şey. İyi ama bu amcanın 5 kuruşu yoktu. Bir dilim ekmeğe muhtaçtı. Allah'ım, bir rüya mı bu? Sunu'nun vicdanının sesini dinleyip bir dilim ekmeğini paylaştığı yaşlı adam, ona aylarca yetecek kadar yiyecek bırakmıştı. Suna bu olayı hiçbir zaman unutmayacaktı. Aradan aylar geçti. Suna'nın eşi askerden döndü. İnanılır gibi değil. Yaşlı bir adam bu eve geliyor. Allah rızası için karnını doyuruyorsun. Sonra bir çuval yiyecek bırakıp kayboluyor. Aynen öyle oldu İbrahim. Sonra mahallede hiç görmedim o adamı. Biz aylardır onun bıraktığı erzağı yiyoruz. Hala aklım almıyor ama Allah razı olsun ondan. Sen yokken teyzenler uğramıştı. Enişten bir sürü fotoğrafımızı çekti. Kızın çok şeker çıktı. Hepsi birbirinden güzel. Benim de sana bir sürprizim var. Hep içerlerdim biliyorsun. Hüzünlenirdim. Babamın bir fotoğrafı bile yok diye. Ben de hep merak ederdim babanı. Baban genç yaşta şehit olmuştu değil mi? Genç değilmiş, astsubaymış babam. Emekliliğine 1 yıl kala şehit düşmüş. Çok fotoğrafı varmış annemde. Ama yangında hepsi yanmış. Bir sürprizin olduğunu söylemiştin. Amcam ziyaretime gelmişti. Babamın fotoğraflarını getirdi. İşte sürprizim. Aman Allah'ım. O eve gelen yaşlı adam. Evet evet, o adam. Buraya geldi. Erzağı o getirdi. İnsanın nefsini aşıp kuşkularından sıyrılıp başkalarını düşünmeye başlaması, onlara yardım kanatlarını germesi, kemalat yolunda ilerlemeye bir adımdır. Sevgili seyirciler, yardım ettiğimiz kişinin özellikle tanımadığımız biri olması mutlaka yardımımızın manevi değerini arttıracaktır. Keşke gönüllerimizi hep yardımlaşmaya göre ve başkalar için yaşamaya göre akord edebilseydik.